Çok saygıdeğer basın mensuplarımız, AK Parti'mizin yönetim kurulu üyelerimiz, eski ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, AK Parti'nin bütün kademelerinde görev yapmış, AK Parti'ye gönül vermiş, dava ruhuyla bakmış, üye olmuş teşkilat mensubu arkadaşlarımız. Mudurya hizmet yarışında Metin Soygür senin yanındayız diyerek parti gözetmeden, siyasi fikir gözetmeden, yaşam tarzı gözetmeden yanımızda duran, beraber olan gönüldaşlarımız. Gençlik kolları başlarımız eski. Gençlerimiz, kadın kollarımız, bütün seçim çalışmalarında canhıraş çalışan, dava ruhuyla, samimi duygularla Mudurnu'ya hizmet etmek yarışında olan hanımefendiler. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Geldiğiniz, katıldığınız ve bu ikinci basın toplantısına şahsıma vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum, minnetlerimi sunuyorum. Sevgili Mudurnular, çocukluktan beri Mudurnu'da yaşıyorum, Mudurnu doğumluyum. Hani tabiri caizse senin kısa pantolonla geldiğin günleri biliriz noktasında Mudurnular olarak birbirimizi çok iyi tanıyor ve biliyoruz. Çocukluktan bu yana ailemizden gelen belki alışkanlıklardan hep sosyal faaliyetlerin içerisinde bulunduk. Gençlik yıllarımız vakıf dernek faaliyetlerinde oldu. Okul yıllarımız bu şekilde geçti. İş hayatına atıldığımız, evlilik hayatına atıldıktan sonra iş hayatına asıldığımız dönemlerde şu an AK Parti'nin alt kademesi olan, alt yapısı olan partilerin hepsinde bizzat başkan, yönetim kurulu olarak görev aldık. Ve Mudurnu'nun bütün sosyal faaliyetlerinde Mudurnulu hemşehrilerimiz ne zaman bizi çağırdıysa Metin kardeşim gel, burada sana ihtiyaç var. Bu dernekte çalışman lazım. Bu vakıfta bulunman lazım. Burada hizmet etmen lazım. Denildiği her yerde, her çağrılan yerde demek ki burada bize ihtiyaç var. Bizim çalışmamıza ihtiyaç var. Düşüncesiyle Mudurnu'nun bütün sosyal faaliyetlerinde bulunduk hamdolsun. Ve bunun karşılığını yalnızca manevi duygularla, ahirette alacağımız duygu ve düşüncesiyle, kendi özel işlerimizi bırakmak suretiyle çağrılan, vazife verilen her yere gittik hamdolsun. 2004 seçimlerinde AK Parti'den çağrıldık. Belediye başkan dolayı olarak gel kardeşim sana burada ihtiyacımız var. Yaşım 36 ve iş hayatına atılmışım. Yoğun bir şekilde gençliğin vermiş olduğu heyecanla işimi kurmaya çalışıyorum. İşimi geliştirmeye çalışıyorum. O gençliğin vermiş olduğu dinamikle aile geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Ama böyle bir çağrıya duyarsız kalamadım. İşim mi, hizmetim mi düşüncesiyle
Hizmeti tercih ettik hamdolsun. Pişman değilim. Sizlere Mudurnu'ya vermiş olduğum hizmetten dolayı hiçbir zaman pişman olmadım. Gurur duydum. Taş üstüne taş koyduk. Çivi üzerine çivi saktık. Hamdolsun. Ve bugünlere geldiysek o gün yapmış olduğumuz samimi hizmetlerin neticesinde vatandaşlarımız, seçmenlerimiz Metin Soygür sana gene ihtiyacımız var. Gel dediler, geldik. Partimiz her kademede başkanlıktan sonra bizi çağırdı. Metin Soygür, sana il yönetiminde ihtiyacımız var. Yönetim kurulunda mahalli idareler başkanı yapacağız. Belediye başkanlığı yaptın. Burada sana ihtiyacımız var dediler. Geldik, gittik. Mudurnu'da oturduğumuz halde il yönetiminde çalışarak burada bize ihtiyaç var dedik. Vazife verildi. Vazife istenmez, verilir prensibiyle gittik teşkilatımızın yanında durduk. Daha sonraki il başkanları gel kardeşim, teşkilat başkanı olarak sana ihtiyacımız var dediler. Mudurnu'da oturduğumuz halde haftanın iki günü, üç günü, yeri geldi beş günü ilde durmak suretiyle oradaki ihtiyacı karşılamak adına çağrıldığımız zaman yine gittik. Disiplin kurulunda ihtiyacımız var dediler, yine gittik. Bu samimi çağrılara, samimi duygularla cevap verdik hamdolsun. Ve bunu karşılığını konuşmamın başında söylediğim gibi yalnızca ahirette Allah'tan bekleyerek yaptık. Şükürler olsun. Yeri geldi ticaretimizde aksamalar oldu. Ama manevi duygularımızın gereği çağrılan yere gittik. Vazifemizi yaptık. Oradaki maneviyatı ahirete yönelik cebimize koyduk. Çok şükür. Öyle zaman oldu ki teşkilat yapımızda farklı fikirler, farklı oluşumlar meydana gelmeye başladı. Kişiliklerimiz uyumadı, fikirlerimiz uymadı. Yaşam tarzlarımız uymadı. O arzu ettiğimiz samimi duyguları hissedemediğimiz zamanlarda da geri planda durduk. Ama hiçbir zaman davamızdan, hizmet aşkımızdan geri durmadık. Öyle zaman gelir ki yine bize ihtiyaç doğar diye vazife verilmesini bekledik. Ve çağrı geldi teşkilat mensubu arkadaşlardan. Metin Soygür, Mudurnu teşkilatı eskisi yenisi ucusu bucusu diye bölündü. Gel kardeşim bu teşkilatı sen toparlasın. Ne diye kenarda oturuyorsun? Diye çağrı geldi teşkilat mensuplarımızdan, sevenlerimizden. Yine bu çağrıya hayır ben işimdeyim, gücümdeyim, çok yoğunum deme lüksünde bulunmadan eğer bize burada da ihtiyaç varsa burada da çalışacağız ve Allah rızası için teşkilatımızı toparlayacağız ve 2023 seçimleri çok önemli. 2023 seçimlerinde sahaya inmemiz lazım dedik. Ve bütün teşkilat mensuplarımızı eskisi yenisi demeden particilik adam kazanma sanatıdır. Bu işin eskisi yenisi olmaz. Ucusu bucusu olmaz. Eskiden şuydu buydu olmaz. Davaysa davadır. Bütün mensup arkadaşlarımızı toparlayarak araziye indik ve 2023 seçimlerinde muzaffer olmak adına Mudurnu'da teşkilatımız bize ne gören verse onu yaptık. Nerede çalışacaksın dediyse oraya gittik. Hamdolsun. Görev istenmez verilir. 2024 belediye seçimleri. Yine çevremizdeki arkadaşlar Metin Soygür, senin eskiden gelen tecrübelerin var.
yanmışlıklarım var, teşkilatçılığım var, bilgi becerim var. Siyasette, belediyecilikte, idarecilikte tecrübem var. Mudurnu Belediye Başkanlığında sana ihtiyacımız var. Gel aday adayı ol dediler. Yine biz arkadaşlar, bakın benim çok yoğun işim var. Ben bu iş yoğunluğumu bırakıp da belediyeyle uğraşamam demedim. Yine bu çağrıya cevap vererek, halkımızın da teveccühünü hissederek AK Parti'den belediye başkan adayı oldum. Ve yapılan anket, genel merkezimizin yapmış olduğu araştırmalar neticesinde %70 oranında halkımızın bize olan teveccühü ortaya çıktı. Mudurnu halkına vermiş olduğu bu teşekkür, teveccühten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Beklentimiz aday olma noktasındayken, çünkü genel merkezdeki komisyonların çalışmalarını bir vesile takip ediyoruz. Üzerimizdeki olumlu görüşlerin, komisyonlarda konuşulan olumlu görüşleri duydukça beklentilerimiz çoğaldı. Halkımızın teveccühü çoğaldı. Ama ne olduysa son noktada bireysel ilişkilerin parti menfaati değil, kazanmak adına değil, yalnızca kişisel ilişkilerin ağır bastığı bir kararla bizlere aday göstermediler. Biz yine küsmedik. Olsun. Biz bu oyunları, bu tercihleri, bu bireysel ilişkilerinin gücünü halkın vereceği kararla bozarız düşüncesiyle yine teşkilatımızın, teşkilat mensuplarımızın çoğunun bize vermiş olduğu destekle, yönlendirmeyle Metin Soygür, kesinlikle pes etmeyeceğiz. Kenara çekilmeyeceksin. Herkesin işi gücü var. Bu parti bizim partimiz. Bu dava bizim davamız. Bu memleket bizim memleketimiz. Mudurnumuz bizim mudurnumuz. Burada yaşıyoruz. Mudurnu'nun hizmete ihtiyacı var. Mudurnu'nun daha çok gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Birlik beraberliğe ihtiyacı var. Çalışmaya ihtiyacı var. Senin liderliğinde, senin başkanlığında bunu başarabiliriz. Biz bireysel ilişkilerle değil, o güçle değil, halkımızın gücüyle inşallah sana vereceğimiz destekle Mudurnu'ya hizmet edeceğiz. Kenara çekilmeyeceksin dediler. Ben yine arkadaşlarımın bize gönül veren, bizi bu noktada görmek isteyen, bize bu noktada görev veren arkadaşlarımı kırmadım. Bana yapılan bu haksızlığa rağmen Mudurnu Belediye Başkanlığı'nı kazanmak adına tekrar birlik beraberlik içerisinde yola çıktık hamdolsun bugün itibariyle. Başka bir partiden veya bağımsız aday olabilmek için partimden istifa etmem gerekiyor resmen. Bugün itibariyle Mudurnu'da belediye başkan adaylığı için AK Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Amacımız
bu durumumuza hizmet etmek. Bizi onurlandıran, gururlandıran, heyecanlandıran Mudurnu halkımızın, önce sevenlerimizin, sonra Mudurnu halkımızın her gördüğü yerde bize olan göstermiş oldukları teveccühtür. Her namaz çıkışında, her kahvehanede oturuşumuzda Metin Soygür kardeşim kenara çekilmeyeceksin. Bu Mudurnu'ya hizmet yarışında sen de olacaksın dedikleri için bu heyecanı ve teveccühü gördüğümüz ve hissettiğimiz için inşallah Mudurnu Belediye Başkanlığı'na aday olacağız. Adaylığımızı birkaç gün içerisinde hangi çerçevede yapacağımızı, hangi oluşum içerisinde yapacağımızı bize teklif sunan partilerle ve bize destek veren arkadaşlarla istişare ettikten sonra Mudurnu Belediye Başkanlığı'nı kazanmak adına bir yol haritası çizeceğiz ve sahaya ineceğiz Allah'ın izniyle. Diğer aday arkadaşlarla medeni, demokratik, sevgi, saygıya dayalı bir ortamda sahada mücadele edeceğiz ve 31 Mart'ta Mudurnulu hemşehrilerimizin bize vereceği yetkiyi talep edeceğiz. Daha kalkınmış bir Mudurnu için, daha gelişmiş, daha sosyal, daha güzel, gençlerimizin Mudurnu'yu terk etmediği bir Mudurnu için yola çıkıyoruz. Sizlerin desteğini istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı, bu teveccühlerinizden dolayı canı gönülden hepinize teşekkür ediyorum. Saygı, sevgi, muhabbet ve hürmetle selamlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Arkadaşlar, tamam.